Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FMTV izleyenleri, bir günümüzde programıyla daha sizlerin karşısındayız inşallah. Bugün de önemli ve özel konularımızla sizlerin karşısında olacağız. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk şerefli hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'e uyanış versin. Güzel bir program çıkarmayı da bizlere ikram etsin inşallah. Amin hocam inşallah. Allah razı olsun. Hocam inşallah bugün çok önemli konularımız var, özel konularımız var. Önemli konularımızdan daha yeni bir emri maruftan döndük. Onunla alakalı sizden bir açıklama bekliyoruz. Ondan sonra bu efendi hazretlerimize karşı bir saldırı var. Onunla alakalı yine bir sizin düşünceleriniz nedir? Ve son bu İsrail durumu nedir? Bunlarla alakalı sizlerden yorum bekliyorum hocam. Öncelikle konularımız bunlar. Ama arada tabii ki de seyircilerimizden gelen soruları da sormak istiyorum hocam. Müsaadenizle. Hocamıza sorularınızı ulaştırmak isterseniz 0537 264 04 88 oğlu numaradan bizlere mesajlarınızı, hocamıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim inşallah güzel anlatıp güzel anlayabilmeyi hepimize ikram edesin. Evet hocam, şimdi daha yeni taze bir emmaruftan döndük. Bununla alakalı neler söylemek isterseniz, görüşleriniz nelerdir hocam, sizdeyiz inşallah. Daha sonrasında diğer konularımıza geçeceğiz hocam. Allah razı olsun hocam. Şükürler olsun. Mahmud Efendi cemaati olarak Masum Efendi Hazretlerimizin kontrolünde 81 ilde emri bil maruf nehi anil münker vazifelerini gerçekleştirdik. Şükürler olsun. Ve çok mestur, çok mutlu olduk. Çok can bulduk. Çok hayat bulduk. Neden bulduk? Gençlikten. Hep bize şöyle yansıtılırdı. Gençler işte internette, efendime sosyal ağda boş işlerle çok uğraşıyor. Biz de imani konuda bir çalışma yapalım istedik. Fakat gençlerimiz mükemmel çıktılar. Süper zeka çıktılar. İslam'a, Allah'a, peygambere, kitabullah'a aşık bir gençlik var. Ben Batman'da hocam biliyorsunuz bir vazife yaptım. Evet. Diğer arkadaşlarımız da hep birlikte takip ettik. Biz de Konya'daydık hocam. Şimdi Batman'da 6 tane ilçede çalıştık hocam. Evet. İnanır mısınız, her ilçeye girdiğimizde biliyorsunuz ayırt etmeksizin bakkal, manav, market, kim varsa, tekelci, kahve, o bu derken hepsini tek tek geziyoruz yani. Çok başarılı oldu. Daha önceleri de biliyorsunuz yıllardır bu işi yaptık. Yine Masum Efendi Hazretlerimizin kontrolünde. Fakat bu seferki hepsinden çok zirve bir zevkli oldu. Yani Allah bize bir can verdi. Yerimizde duramaz olduk. Sebebini bitince anladık. Çünkü ümmeti Muhammed'in bu sıkıntılar içinde hocam, gerçekten bu baskılar üzerinde, eğitimdeki eksiklikler, televizyonlar, internetler, şunlar bunlar, Yahudilerin, emperyalistlerin algılarıyla beraber gençliğimize çok baskı yapmasına rağmen bizim onlara ulaşmamız bizi çok mesut etti. Yani bir genç, düşünün 12 yaş ile 20 yaş arası, 25 yaş arası bir genç. Sokak sokak, kasaba kasaba geziyoruz. Esselamu aleyküm diyoruz, başlıyoruz vazifeye. Arkadaşlar, siyasi bir amaç için gelmedik. Para da toplamıyoruz. Sadece Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını size hatırlatmaya geldik. Deyince adam diyor ki İstanbul'dan mı geldin? 1540 kilometre. İnanır mısın, o genç öyle bir dikkat ediyor ki ne istiyorsun hocam diyor. Bak dedim, para istemiyoruz. Mal mülk de istemiyoruz. Efendime söyleyeyim, siyaset oy da toplamıyoruz. Rica etsem 5 vakit namazı kılıp başkalarını hatırlatır mıyız? İnanır mısın hocam? Onlarca belki yüzlerce gençten söz aldık. Samimiyetimle söylüyorum. Şimdi insan diyor ki mesela oradaki yerlileri söylüyorum. Orta yaşlılar, bizim yaşlardaki insanlar söylemekten bıkmışlar artık yani. Doğruyu, hakkı söylemekten. Biz onlara şunu şöyle bir tavsiyede bulunduk. Kardeşim, Nuh Aleyhisselam 900 sene anlattı yani. Sıkılmadı. Resulullah Efendimiz yeryüzünün en büyük kafiri olan Ebu Cehil'in yüzüne karşı 155 kere anlattı. Sen canından, gözünden daha çok evladına 155 kere söyledin mi? Yok deyince çok mahcup olur. Hatta öyle bir hocam, öyle bir orada olay büyüdü ki çocuklarını alıp bizim yanımıza getirip barıştırmalar başladı. Kavga etmişler, küsmüşler birbirlerine. İkisine de anlatabildiğimiz kadar tavsiyelerde bulunduk. Hala görüşmeler devam ediyor. Şükürler olsun. Çok büyük başarılı bir şey oldu. Şimdi biz şimdi şunu tespit ettik. Mesela daha önce hep şunu söylerdik. 1,5 milyar Müslüman dünyada var. Doğru mu? Doğru. 4-5 sene önce. Ama bugün baktığımız zaman 2 milyar Müslüman yeryüzünde var.
Ya şimdi sosyal medyalar milleti dinsiz yapıyorsa, TV dizileri hayalperest yaşatıyorsa, efendim mesela futbol hava gazı oyunlarıyla bizi coşturuyorsa, siyasetçilerin asparagas haberleriyle sahte mutluluklar yayıldığı halde böyle şeyler oluyorsa ne olması lazımdı? 1,5 milyar dünyadaki bütün Müslüman liderler diye anılan kişilerin hepsi aynı konumdalar yani. Hepsi asparagas haberler yapıyorlar. Uçurtma yani. 5 senede bir çıkıyorlar piyasaya. Şimdi ne olması lazımdı? 1 milyar. Ama 2 milyara çıkış sebebini ben direkt hani Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu emri bir marufa öyle bir bereket veriyor ki Resulullah Efendimizin buyurduğu, büyüklerimizin buyurduğu ne? Siz bir beldeye gidiyorsunuz. Orada bir kelime konuşuyorsunuz. Birinizi hatırlatın. Oradaki insanlar tesir etmese bile İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da, Rusya'da, dünyanın çeşitli yerlerinde sırf bu emri bil marufun bereketi olsun diye Allah-u Teala bir kafiri Müslüman yapıyor. Ben buna bağladım. Elhamdülillah. Demek ki emri bil maruf nehi anil münker vazifelerini başta Mahmud Efendi cemaati olarak Masum Efendi Hazretlerimizin kontrolünde mükemmel bir yapışma var yani. Demek ki dünyadaki bazı çalışmalar da yapılıyor yani Müslümanların önderlerindekiler bu vazifeyi yapıyorlar ki Müslümanlık çoğalıyor. Yoksa bu kadar yani sosyal medyaya göre bu Yahudilerin baskılarına, Amerikalıların baskılarına, Avrupalıların baskılarına göre İslam'ın yeryüzünden yok olması lazımdı. Demek ki İslam çalışıyor ama bizi çalışmamıza gölge getiriyorlar. Yani biz sanki böyle Müslümanlar çalışmıyor, hocalar çalışmıyor, alimler çalışmıyor, şeyh efendiler çalışmıyormuş gibi gölge getiriyor. Hayır, Kur'an'ın biliyorsunuz iki tane neyi var belirttiği bize? Hakla batıl olayı. Ne diyor? Kıyamet sabahına kadar bunlar mücadele edecek, savaşacaklar. Şimdi sen küfrü sağda görüyorsun. Niye? Küfrün yüzlerce devleti var. Bakın İslam'ın devleti olmadığı halde sırf Allah ve Resulünü baz alarak onu bir devlet, bir nimet kabul ederek mücadele etmesine rağmen aşağı kalmıyorlar. Elhamdülillah bu bize çok can oldu hocam. İnşallah bizim halkımızdan istirhamımız insanları emri bil maruf işine. Yani ne demek? Bir insan namaz kılması zaten farzdır. Allah-u Teala bir namazı kılan kişi bir tane de iyiliği hatırlatıyorsa onu Allah-u Teala namaz kılmadan öte bu kişiler diyor. Yani benim dinime davet edenler, İslamiyetime davet edenler, emirlerime, yasaklarıma davet edenler kurtuluşa erenlerin ta kendisidir buyuruyor. İnşallah bütün halkımızdan bir söz aldık. Binlerce kişi yani bütün arkadaşlarımızı, Şeyh Efendimiz'i, bütün ikvan kardeşlerimizi baz aldığımız zaman belki de milyonlara ulaştık yani. Allah'ımıza şükürler olsun. Zaten ben Batman'a cuma günü vazifem bitti. Merkez camisindeydim. Aynen bu ayeti okudu Hoca Efendi. Kim emri bil maruf yaparsa, Allah Teala'nın işte dinini hatırlatır, emir ve yasaklarını hatırlatırsa kurtuluşların ta kendisidir. Anladım ki Batman bizim olayımızı duymuş hocam. Ne demek yani bütün diyanetinden herkes bizim çalışmamıza ne yaptılar? Artık onlar da konuşmak zorunda kaldılar. Yani mükemmel bir şeydi. Rabbim devamını inşallah nasip etsin. Her gün yapmayı bize ikram etsin. Amin hocam inşallah Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Hocam şimdi diğer bir konuyla alakalı da şeyi sormak istiyorum. Bu ara biliyorsunuz sosyal medyada bazı hocalar yine işte birbirlerine laf atıyorlar. Olaylar karışıyor. Ama böyle bir dönemde birbirlerine laf atacakken kalkıyorlar. Mahmud Efendi Hazretlerimize laf söylüyorlar. Bu konuyla alakalı sizin düşünceniz nedir yani hocam? Hocam soru nasıl bir laf mesela? Efendi Hazretlerimize nasıl bir laf diyorlar örneğin? Yani ahirete geçti, iş bitti böyle şeyler mi yani? Nasıl? Şöyle hocam, tabii aynı dediğiniz gibi. Ha, ben ona şöyle bir şey söyleyeyim. Elhamdülillah ben Çarşamba Fatih'te doğdum. Sultanımızla beraber aynı binada doğduk. Yıllardır beraber, kardeşlerimizle beraber mücadele ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Mevla şöyle baktığımız zaman, yer ve gök arasına baktığımız zaman bu kapıdan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Niye? Bağrı yumuşak, kucaklayıcı bir kucak gördük yani sultanımızla. İlk başta Mahmud Efendi Hazretlerimize Allah rahmet eylesin. Sonra sultanımız Masum Efendi Hazretlerimize bu şefkati gördük, merhameti gördük, kucaklamayı gördük, ezmeyişi gördük. Ve Efendi Hazretlerimizin sağlığındayken de şimdi biz hepimiz bakın ben dersimi Mahmud Efendi Hazretlerimiz zamanında söylenen sayılar var ya o sayıları onun sağlığındayken tamamlamıştım. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu işin alttan yukarı ne olduğunu herkes kadar bilen bir kişiyiz yani.
Şimdi baktığımız zaman çalışmada camiamızı da çok iyi takip ediyoruz. Olayları da çok iyi takip ediyoruz. Yani biz şimdi bu kılıkta, bu kıyafette dağ başına da gitsek hemen bize cemaatimizle alakalı, olaylarla alakalı, işte kavgalar, gürültülerle her şeyi söylüyorlar yani. Biz de onlara bir cevap oluyoruz. Tabii seyircilerimize de, ihvanımıza da bir cevap vermemiz buradan doğuyor. Buradan da sorular geldiği için. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizin zamanında elhamdülillah feyiz bereket çok yüksekti. Elhamdülillah şimdi de öyle. Şimdi şunu ben anlatmak istiyorum. Şimdi o zaman bir çalışma vardı. Masum Efendi Hazretlerimiz kattesallahu surrahu biliyorsunuz medresede sübyan çalışmalarını 4 yaş 4 ay 4 günlük Kur'an çalışmalarını başlatan kişidir. Sosyal faaliyet halka açılma başlatan kişidir. Birlik beraberlik hareketini başlatan kişidir. Kardeşlik anlayışını başlatan kişidir. Efendime söyleyeyim kız erkek medreseline sahip çıkan buna ön gösteren bu işleri başlatan kişidir. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Kendime de bunu anlatıyorum. İnsanlara da, bütün dostlarıma da bunu anlatmak zorundayım. Şimdi herkes bir şey söylüyor. İşte nasıl oldu? Efendi Hazretleri nasıl kaldı? Nasıl yaptı? Nasıl etti filan dediklerinde ben kendi nefsim önce şunu söylüyorum. Arkadaşlar, görülen köy kılavuz ister mi? İstemez. Şimdi çalışmalarında bütün hayatını incelediğimiz zaman Efendi Hazretlerimize ram olmuş bir tane sözünü yerine düşürmemiş yere yani. Ne Efendi Hazretlerimiz dünyanın her yerine medrese açın sözünü duymuş hemen başlamış. Anladın mı hocam? Tarikat-ı Aliye'mizde hatmi konularında, çalışma konularında, talebeye sahip çıkma konularında, hocalara sahip çıkma konularında, halka sahip çıkma konusunda ne gerekiyorsa hepsini yapmış. Hatta onu kuvvetlendirip açmış yani. Şimdi baktığımız zaman hareket aynı. Efendi Hazretlerimizin çalışması aynı. Ya ben samimiyetimle söylüyorum. Sadece insani duygularımla bir cemaatin Mahmud Efendi Hazretlerinden, Masum Efendi Hazretlerine geçen bir mürit olarak değil. Bir insan olarak konuşuyorum. Bütün bakın 7'den 70'e ne varsa isteyen istediğini sorabilir. Olaylı olaysız her şeye vakıf olan birisiyim. Benim şimdi gözlerimin gördüğü var. Kulaklarımın duyduğu var. Yaşadıklarım var. Şimdi tabiri caizse bütün hocaları, hacıları hepsini bu tarafa aldığımız zaman bir yerinden kalkamamak var. Ya şimdi yaparız var, şöyle yaparız var. Bir de ram olmuş var. Yok etmiş kendisini efendi de. Tamamen adamış ve çalışmalarıyla başarı göstermiş. Efendi Hazretlerimin takdirini kazanmış. Yani yatmamış, gecesini gündüzüne katmış. Kim ona saldırıyorsa saldırsın eyvallah demiş. Kardeşim demiş, bağrına basmış. Böyle bir kişilik ben yemin ediyorum bak. Allah'ın üstüne yemin ederim. Yeryüzünde emsali olmayan bir zat. Böyle bir insan yeryüzünde bu kadar şefkatli, merhametli, bağıra basan, insanı ezmeyen, çok güçlü olmasına rağmen, çok güzel, başarılı çalışması olmasına rağmen insanları ön açan biri ben görmedim. Yani. Yanlış anlaşılmış. Gerçekten görmedim yani. Ne televizyonlarda, ne filmlerde, ne işte hayat hikayelerinde, ne romanlarda böyle bir şey görmedim. Özür dileyerek bölüyorum hocam. Normalde insanlar mesela karşılık verememesin bazen gücü yetmez, bazen olayı yetmez. Ancak her şeye gücü yetmesine rağmen yine de böyle kardeşlik çerçevesinde yürümesi. Ya böyle bir sistem sadece Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Masum Efendi Hazretlerimiz olur. Ben başkasını da görmedim. Evet. Şimdi olsaydı da sizin de bir çalışmalarınızı ortaya koysaydınız. Dediniz ya biz bir tarafız, şurada şunlar bir taraf, bu taraf. Çalışmayı ortaya koysaydınız da size bu işler olmuş olsaydı. Ama maalesef bu kapıda çalıştığının karşılanır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu çalışmanın karşılığınızda sultanımızda bu işi hak ettiğinden dolayı şimdiki yeryüzündeki 30. 37. meşayih olarak vazifesini sürdürmektedir. Şükürler olsun. Ne kadar mutluyuz, ne kadar şeyiz, ne kadar böyle bakıyoruz ki insanlığa, Kur'an aşıklısı konusunda, medrese, hoca, ne istiyorsan insanlığa, esnafa, ne bileyim devlet erkanına kim olursa olsun hiç kimseyi ayırt etmeden ön açıcı, sadece ve sadece Allah-u Teala'nın ayetleri Resulullah'ın hayatıyla yön veren. Bak yine kendisi bir şey yapmadan onları ortaya koyuyor yani. Kur'an ve sünneti ortaya koyarak yapıyor. Şimdi ikincisi, ben laflar diyorum işte böyle mi oldu, size mi kaldı, ona mı kaldı? Kardeşim, bugün yeryüzünde bakın Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber idi değil mi? Tarikat-ı Aliye'mizi kimle yönetti? Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'le.
Bugün Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin şöyle bir şey düşünün. Resulullah'tan Hazreti Ebubekir'e kalmadı. Resulullah kimseyi bırakmadı demek Resulullah en büyük hakaret olurdu. En büyük hakaret Resulullah. Ne demek o? Ya Resulullah sen bu işi beceremedin kendin gibi. Yani bu işin ilminde olan, bu işin zevkinde şeriatı, tarikatı, hakikatleri, marifetleri insanlara yayma ilmini sen ne yaptın? Kendinde cimri gösterdin Resulullah'a. Ne dedin? Resulullah bu işi yapmadı, cimri yaptın yani. Allah Teala'nın ona verdiği üç ilmi kapattığını ne yapardın? Resulullah Hazreti Ebubekir'i yetiştirmemiş olsaydı bunu yapmış olurdu. Günümüzden de silsile yolla Mahmud Efendi Hazretlerimize kadar geldi. Bazı insanlar bitti diyor. Bitti demesi ne demek biliyor musun? Bitme olmaz. Hazreti Ebubekir'in kapısı kıyamete kadar baki kalacak demesi bitti. 36'da bitti diyenlerin kendisi bitmiştir. Niçin? Efendi Hazretlerimize 37. meşayiki yetiştirmedin. Sen bu işe layık değilsin. Yani yetiştirmeye layık değilsin mesajı vermektir. Artı faraza Efendi Hazretleri şöyle şeylerle karşılaşırız. Arifler, bakın arifler yani Mevla'nın salikler Allah yolcularının bir özelliği var. Nakşibendi Hazretleri ne diyor? Ne güzeldir Nakşibendi yolculukları? Sessizce hareme ulaştırır yolcuları. Bu yani ne demek? Seyri sülü nefsinden, şeytandan öyle bir gizlerler, Mevla'ya öyle bir kavuştururlar ki ruhani miraç yaptırırlar. Nefsi de anlamaz. Bir bakar ki Mevla'ya kavuşmuş ruhani olarak. Şimdi bu zatların özellikle baktığımız zaman Efendi Hazretlerimizin kaddesallahu sırru bu şekilde itham edilmesi. Ne demek biliyor musun? Efendi Hazretlerimize meşayih yetiştiremedin yaftası koymaktır. Bu ki en büyük ihanet, en büyük saygısızlıktır. İkincisi bir de şöyle var. Kibir abideleri insanlar var. Arifler şimdi kafa yormuşlar, gece gündüz uyumamışlar. Hüngür hüngür İsmet Efendi diyor ya gözünden kan aksın. Kan aksın diyor yani öyle bir ağla ki. Mevla'yı öyle bir arzu et ki gözünden diyor kan aksın senin. O kadar mevzu Mevla'yı gecelin işte dert et kendine. Şimdi arifler bu işe talip oluyorlar. Mevla da onları açtığı zaman... Şimdi geçmişte de Mahmud Efendi Hazretlerimizin zamanında da yaşadığımız olaylar mesela. Bir arif şeriatın zahirini yaşayan bir abisine yahut da bir şeyi içindeki derdi döktüğü zaman yani ariflerin Mevla ile yakınlığını anlattığı zaman ya böyle şey olur mu? Şunu anlıyorlardı. Bu olsa bize olurdu. Biz buna layıkız. Siz dur yeni geldiniz yahut da işte bu işten anlamıyorsunuz gibi ifadelerdi. Şimdi bu zevatlar da bu şahısların da yapmış olduğu şudur. Ya Efendi Hazretleri 37. meşayiki yetiştirilmiş o ben olurdum diyor bu zatlar. Hani Efendi Hazretlerinden başka yok diyen ne diyor? Olsaydı ben olurdum. Gizli bir enaniyet, gizli bir kibir var. Aslında nasıl güneş ortadaysa İsmet Efendimizin buyurduğu gibi o zatlarda istikamet. Ben şimdi bütün yeryüzündeki insanlar hepsine, bütün ikvanımıza, bütün tanıyanlarımızı, sultanımızı sorduğumuz zaman istikametinden dolayı hanımlarımız dahi adamdır diyor. İstikamet adamıdır diyor. Düşman gibi görenler bile o diyor şöyledir diyor. Gecesini gündüzüne katar. Teheccüd, işrak, işte efendimin beş vakit namaz, medrese, Kur'an, tesbihat, murakaba hepsi diyor onda mevcuttur. Yapar ve yıllardır bir kere kimse düştüğünü görmemiştir. İşte İsmet Efendi de kaddesallahu sırru buyuruyor ki bir şeyde keramet aramak diyor bu zatların istikametindedir diyor. Bundan daha büyük keramet olur mu? Kendisi bu işin serdarıdır, koruyucusudur. Bu işin nasıl? Hafızın koruyucusu, her şeyin bir koruyucusu. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırruhu esrarahum. Yeryüzünde ahirete göçerken bu işin tarikat-ı aliyenin yani seyri sülüğün efendime söyleyeyim binlerce marifetlerin sonsuz kerametlerin hakikatlerini ahirete giderken birine teslim etmeden mi gidecek? Böyle bir ahmaklık asla olamaz. Mevla Teala Celle Celaluhu Hazretleri bir hafızı hafızı neyi koruyor? Kur'an-ı Kerim'i koruyor değil mi? Gökyüzünde yahut da işte lef-i mahfuzda kendisi muhafaza ediyor. İşte tarikat-ı aliyenin de kimsenin gücüne gitmesin. Tarikat-ı aliyenin de koruyucusu vardır. Onun da ismi Muhammed Masum Kaddesallahu Sırrı'dır. Bütün dünya bir araya gelse onun önünü kimse kesemez. O bugün yeryüzünde Efendi Hazretleri'nin tarikat-ı aliyemizin koruyucusudur. Her şeyini siz dünya olarak karşısına çıksalar onun karşısında kimse duramaz.
Çünkü onu Allah, Resulullah, Meşayih-i Kiram Efendimiz tasdiklemiş ve onun yolunu kimse de kesemez. İnsan ufacık bir şeyi teslim ederken, kasanı bankaya teslim ederken, altınının anahtarını ben aldım mı, kapadım mı derken, ufacık bir meşahitte ne yapıyorsun? 1000 tane tahkikat yaptırıyorsun, kontrol ediyorsun koruma altına. Yok ya, koskoca tarikat ehliye Resulullah'ın kıyamete kadar bozulmayacak dediği tarikat ehliyemiz sahipsiz mi kalacak zannettiniz? O ve onun yetiştirmiş olduğu, onun yolundan giden bütün kardeşleri bu yolun sevdalısı, bu yolun aşıklısıdır. Elhamdülillah Rabbimiz ne güzel bir şey bahşetti bize, ne güzel bir zat bahşetti bize. Annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, arkadaşlarımızdan, hanımlarımızdan, herkesten bize merhametli, insanoğluna şefkatli, insanoğluna ön açıcı bir zattır o. O zat her zaman, her eve, her köye, her yere lazım. İster kabul edersin, ister etmezsin. O insanın kendi vicdanına kalmış bir şeydir. Şimdi bizim söyleyeceklerimiz sabaha kadar anlatsak onun güzelliklerine bizim dilimiz de yetmez, kulaklarımız da, gözümüz de bunu tefekküre, efendime söyleyeyim, irademiz de yetmez. Onun için kıymetli hocam, bu işin güzelliği buradadır. Tarikat-ı âliyemiz emin ellerdedir. Mühür emin ellerdedir. Elhamdülillah. Yerdeki ve gökteki bütün Allah'ın, efendime söyleyeyim, memur kulduğu erler de bu işin takipçisidir. Bu iş sahipsiz değildir. Allah Teala bir devleti bahşederken bile siz bu devleti Kur'an'la ne yapacaksınız? Muhafaza edeceksiniz diyor. Kendine gelen bir seyri sülükteki yolu, marifeti yolu, kendi ruhani miracını sahipsiz bırakır mı zannettiniz? Ne güzel zattır o, ne güzel önderdir o, ne güzel komutandır o, ne güzel meşayiktir o. 37. meşayikimiz, ne güzelsin, ne özelsin. Rabbim dünya ahiret senden bizi ayırmasın inşallah. Sevgili hocam, bu konu çok zevkli, çok uzun bir konu. Bizim de hassas olduğumuz konu. Yani bu kısacası anlatmakla bitmez. Rabbim insanlara anlamayı ikram etsin inşallah. Amin hocam inşallah. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz hocam. Son diğer bir soruyu da sormak istiyorum. Bu İsrail ile Türkiye meselesiyle durumlarla alakalı sizin görüşleriniz nedir hocam? Olay nereye gidiyor? Sosyal medyada ne görüyorsunuz? Sizdeyiz hocam. Şimdi elhamdülillah, şükürler olsun, ilk günden beri Efendi Hazretlerimizden duyduğumuz doğrultu üzere hep Gazze'nin yanında oldu. Gazze'yi siz 7 günde atamayacaksınız. Daha ilk günlerde söyledi, 7 günde hala atamazsınız. Gazze'de Allah'ın yardımı olacak. Şükürler olsun, söylemiş oldukları hepsi ne oluyor? Çıkmış oluyor. Bu tabi Kur'an'ın ışığıyla, Kur'an'ın hükümleriyle incelip tahlil ediliyor. Ona göre konuşuluyor. Resulullah'ın işaretleriyle bu işler oluyor. Şükürler olsun. Müslüman halkların çok güzel tutucu olduğunu görüyorum. Tabii görüyorsunuz dünyanın her yerinde başka İslam'dan sapmış, başkalarına kendine yani sapıklık, yani sapkınlık diyelim halinde olsa da bir dine inanmış insanlar da bakıyorsun. Çok güçlüler Müslüman oldu. Bizim yapacağımız boykota İsrail'e karşı devam edeceğiz. Boykota devam ettikten sonra elhamdülillah ne yapacağız? Müslümanların her birine sahip çıkacağız. Kimisi Kur'an-ı Kerim'i yakıyor. Müslümanlara laf söylüyorlar. Mücahitlere küfrediyorlar. Mesela 4-5 tane kuvvetli şeyi kurmuşlar. Twitter'larda, sosyal ağlarda İsrailliler, ajanlar, özellikle Türkiye'de de bu çalışmalar devam ediyor. Sanki İsrail Gazze'li mücahitleri eziyormuş gibi gösteriyorlar. Asla yalandır. İnşallah bizim imanımız, itikadımız şöyledir. Allah-u Teala mücahitler durduğu şekilde, aynı şekilde mücadelesine devam ederlerse inşallah Kudüs'ün fethi gerçekleşecek diye inanıyoruz. Çünkü gerçekten o fetihlere hazırlanan ümmetteki özellikler bu mücahitlerde bulunuyor. Hafız olmaları, hiç 5 vakit namaz kaçırmamaları, ölseler de malını da canını da her şeyini kaybettiler de Allah yolunda bunları feda ettiklerini görüyoruz. Mevla Teala'nın zaten yardımı olmamış olsaydı 2 milyon 300 bin tane efendime söyleyeyim insanı bu kadar güçler 80 bin ton mu ne diyorlar yani kaç tane 10 tane 15 tane mi atom bombası gücünde bomba atılmış yani bugün Gazze'ye. Yani orada şimdi burada bir tane canlı sinek kalmaması lazım ama bakıyorsunuz öyle bir Allah yardım ediyor ki küfür milleti şaşkın bir şekilde birazcık da İsrail de dünyayı ayağa kaldırıyor masaya oturup masada yenmek için ama bizim yapacağımız Müslümanlar olarak bu Yahudilerin Hristiyanların efendime söyleyeyim propagandalarında
İşte Siyonistlerin, emperyalistlerin sosyal ağdaki kuvvetinde oradaki çalışmayı, başarıyı bir gösterenlere asla inanmayacağız. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanı asla satmayacağız. Şimdi mesela bir de şeyler çıkıyor, benim de karşıma çıkıyor. Ateistler peyda oldu. Bunlar niye biliyor musunuz? İslam devletinin arkadaşlar, İslam devleti Müslümanlar için de, Müslümanlar olmayanlar için de büyük bir nimettir, büyük bir devlettir. İslamiyet çünkü hiç kimseye zulmetmez. Ne Müslümana zulmeder, ne kafire eder, ne gerekiyorsa onu yapar. Şimdi bunlar İslam, mesela Resulullah Efendimiz'e sövenler, Kitabullah'a sövenler, İslam devleti olmuş olsa, şu an yok, olmuş olsa biliyor musunuz siz, peygamberlere sövenler hemen öldürülüyor. Peygamber'e sövenler hemen öldürülüyor. Ama şimdi İslam devleti olmadığı için ne yapamıyoruz? Bu hükümler şu an uygulanamıyor. Şimdi bakıyorsunuz Kitabullah'a aynı şekilde. Peygamber'e muhalefet olanla, Kur'an'a muhalefet olanla ne yapamıyorsun? Bunlara karşı olamıyorsun. Ama biz birliğimizi, dirliğimizi bakın emri marufa anlattık. Vallahi bak yeminle söylüyorum. Gencecik çocuklarımız bakın gözünüzden, gönlünüzden ya sakındınız o gece gündüzü demeden yetiştirdiğiniz evlatlarınızı ne olursunuz Kur'an'dan, Kur'an'ın hükümlerinden başka bir yere teslim etmeyin ya. Yalvarıyoruz size ya. Kur'an'ın adaleti gibi bir adalet yok. Çünkü Kur'an'ın sahibi Hazreti Allah. Bu zaten başımıza ne geldiyse Allah'tan öte hareket etmeye çalışanlar, Allah'tan öte muamele etmeye çalışanlar, Allah'ın kitabının dışında hüküm vermeye çalışanlar yeryüzünü perişan ediyorlar. İnsanlık dışı yaşam bunların yüzünden oluyor. Biz ne olursunuz çocuklarımız 4 yaş, 4 ay, 4 günler geldi mi Kur'an medreselerine verelim. Hafız yapalım. Siyerinde bir peygamber hayatını öğretmeye çalışalım seve seve. Bakın efendime söyleyeyim biz bunları yapmazsak bu sefer çocuklarımız darmadağın oluyorlar. Elhamdülillah öyle olmuş olsalar da biz yine mücadele edeceğiz. Bizim için fark etmez. Hristiyan, Yahudi, putperest, ateşperest, kafir ne olursa olsun, Müslüman, münafık ne olursa olsun biz onlara İslam dininin hizmetini vermek zorundayız. Bizim Müslümanın yeryüzündeki varlığı bu. Allah-u Teala öyle diyor. Kim benim emir ve yasaklarımı yerime getirirse ben yeryüzünde nedir? Onlar benim halifemdir. Resulullah diyor ki benim de halifemdir. Kitabullah diyor ki benim de halifemdir. Yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala mücadele edenlerle, bakın bu az sayıda gözükseler de mücadele edenlere Mevla Teala tüm kafirlerle, münafıklarla, siyonistlerle kim varsa, İslam dışı kim varsa onlarla mücadele etme gücünü veriyor. Elhamdülillah. Meşayih-i Kiram efendilerimiz de bu yolda son derece gayret gösteriyorlar. Yani ne kadar zirve bir son derece varsa oraya kadar gayret gösteriyor. Hep birlikte topyekun çocuklarımıza bakın Kur'an ilmini, peygamber ilmini, kitabullah ilmini, bir de Allah'ın dostlarını, kıymetli Müslümanlar. Şimdi diyorlar ki şucu musun, bucu musun? Biz Resulullahçıyız, biz kitabullahçıyız, biz Allahçıyız Celle Celaluhu. Bunun dışında bir görüşümüz yok ki. Hani bir görüş koyarsın, mesela bir tane bilim adamı bir görüş koymuş. Bir görüş içinde ne yapıyorsun? İşte diyorsun ki ya şöyle bir görüşüm var. Mesela Darwin teorisi vardı, insanlar maymundan gelmiş. Sonra onu ne yaptı? İslam alimleri çürüttü. Öyle bir şeyin olmadığını. Ama Kur'an böyle değil. Allah'ın koyduğu hüküm böyle değil. Allah ne dediyse odur. Kıyamete kadar değişmeyecek. Galip ona Allah'tır. Biz de Allah'ın dininde mücadele edersek çocuklarımız da, komşularımız da, bütün vatandaşlarımız, herkes inşallah galip olacaklar. İnşallah sizi. Hocam. Kıymetli Müslümanlar Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Şimdi hem İstanbul için ezan vakti hem de programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rabbim kılmış olduğumuz, kılacağımız namazları kabul eylesin inşallah. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm.